Kocaeli'de arkadaşlar sizin kontenjanınız farklı. Şimdiye kadar yani 15 yıldır Türkiye'de derecesi olup da sınava giren hiçbir öğrenci maçta kalmadı, öğretmenliği kazandı. Sizin yapmanız gereken tek şey 250 puanı geçmek Kocaeli için. Sizin işiniz daha garantili yani Türkiye'de derecesi olanlar. Buyurun. Var. Şöyle bir avantajı var. Geçtiğimiz yıl, bundan 3 yıl önce çok ciddi bir 20 puanlık bir katkısı vardı. Diploma notuna bağlı bu. Diploma puanı yani AOP puanı ne kadar yüksek olursa, ne kadar yüksek olursa o kadar önemli. Yani şöyle anlatayım. 250 YGS'm var diyelim. Diploma notunda diyelim ki 400. Bir anda 320 puan olan adamı geçersin. Çünkü ekstradan bir de 0,03 ile çarpılıyor senin diploma notun. Ona ilave ediliyor. Bu da en az bir AOP puanı iyiyse eğer bir 15-20 puanlık fark ediyor. 63 çarpı 5,1 315, 317 falan yapıyor. Çok iyi değil. Yani sen YGS'ni yüksek tut. Takım olarak oluyor. 4 işe yaramaz, 3 olur. Bireysel spor olduğu için Sakarya'da sadece sana 4 puan getirir. Başka, buyurun. Ankara'ya bu sene öğrenci hazırlayacağız mı? Talebe bağlı. Ama bir kişi olursa hazırlamam. Çünkü benim için saat orada çok önemli. Bir ve kişi olursa Ankara'ya hazırlamayı düşünmüyorum. Ama bir 10 kişi çıkarsa veya 5 kişi bile çıksa, geçen sene Kars'ta yaptığım gibi oraya da öğrenci hazırlarız. Buyurun. Biraz sessiz beyler. Yetenek Geçen sene yetenek sınavlarına girmedi. Hayır, girmediysen kırılmaz. Ama şu var. Sen geçen sene bir üniversite kazandın mı? Kırılma olmayacak. Puanlı kırılanlar sadece şöyle arkadaşlar. Geçen sene açık öğretim 4 yıllık tercihli bölüm veya örgün eğitim olan üniversitelerden herhangi bir bölüm kazanmışsan ve gitmemişsen diploma notun yarı yarıya bölünüyor. Ama özel yetenek sınavıyla bir yer kazanmışsan ve gitmemişsen, kayıt yaptırmamışsan puanın düşmüyor. Anladık mı? Başka? Ege Üniversitesi bu sene gideceğiz. Ege Üniversitesi 2 branş var bu sene ona göre. Başka sorusu olan? Başka sorusu olan? Düşmez. 4 yıllıktan düşer. Pardon. A2 liginde maçı olan. A2 maçı olan arkadaşlar şeyde Balıkesir'de çok etkili. Ciddi bir puan geliyor A2'den. Ama YGS'den yüksek olması lazım. Geçen sene A2'de olan Erdem vardı. Çok iyi puan topladı Uşak'ta. Ama hiçbir işe yaramadı. Çünkü orada ikinci, üçüncü bireysel olarak yani teknoloji karatıcılar önüne geçtiler. A2'ye çok fazla puan vermiyor. Buyurun. Yüzme parkuru yok arkadaşlar. Geçen sene yüzme ile ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Yüzme çok az biliyorsan bizim yaklaşık olarak bir 4 hafta yüzme kursumuz oluyor. Yüzme işini de hallediyoruz, öğretiyoruz yani. Yüzme var ama puanlı değil, sadece eleme. Başka? Sorusu olan? Buyurun. Ege'de değil, 9 Eylül Üniversitesi'nde önemli. Ege Üniversitesi sporu geçmiş yok. Başka var mı? Buyurun, karışmaz yeter. Evet. O etkisi oluyor. Yılmaz dedik, ulusal bir yarış olduğu için onun etkisi var. Derece alacaksın, ilk üçe gireceksen gir. Sorusu olan, sorusu olan, buyurun. Hiçbir şey olmaz. Geçen sene kazananlar diyorum. Buyurun. Karabük Üniversitesi. Karabük Üniversitesi geçen sene sadece başvuruyla öğrenci aldı. Yani sınav yapmadı. %20'lik bir katkısı var. YGS puanı ve spor geçmiş çok önemli Karabük'te. Yani %20 sınava gir, tam puan al. Yani kazanamayabilirsin. YGS puanı ve spor geçmiş çok önemli Karabük'te. Geçen sene getirdiler o sistemi. Yıldız Teknik ve Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 yıldır açılacak diyorlar. İnşallah açılır. Daha kesin bir şey yok. Bölüm var. Beden eğitimi bölümü var. İstanbul Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümü var. Ama öğrenci almıyorlar arkadaşlar. Öğrenci almıyorlar. Bölüm var ama öğrenci almıyorlar. Buyurun. Gelişimde öğretmenlik bölümü yok. Diğer bölümler açıldı geçen sene. Antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümü. Rekreasyon da var. Sadece öğretmenlik yok. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Evet, Çanakkale'ye bu sene gideceğiz. %100 gideceğiz. En az bir 25-30 kişiyle gideceğiz. Sorusu olan? Semih? Hocam peki bu çift anadan muhabbeti ne oldu? Çift anadolu anlatayım arkadaşlar. Diyelim ki öğretmenlik okuyorsun.
Öğretmenlik ve antrenörlük okuyorsun veya regülasyon yönetim okuyorsun. Antrenörlük okurken regülasyondan veya yönetimden not ortalaman, kendi bölümünde not ortalaman yüksekse, yani 3 ortalama dilimi var. 3 ortalama dilimini geçebiliyorsan regülasyon, antrenörlük okuyorsun diyelim. Regülasyon veya yönetimden çift anadal yapabiliyorsun. O bölümü de okuyabiliyorsun yani, o bölümden de mezun olabiliyorsun. Ama antrenörlük veya regülasyon veya yönetim okurken öğretmenlik ve çift anadal yapamıyorsun. Ama öğretmenlik okurken diğerisinin 3 bölümden herhangi biriyle çift anadal yapabiliyorsunuz. Ama not ortalamanız önemli. Sorusu olan. Buyurun. Ben 8'de lisansımda var ya. Evet. Ona kaç altın puan alırsın? Sakarya'da 8 puan alırsın. Sizin Türkiye şampiyonluğunuz da var. 18 puanla başlarsınız siz. 3 tane arası da aynı. 18 puan. 20 puan üzerinden 18'de başlıyorsunuz. Başka? Bu akademi kazanmakta en önemli avantaj arkadaşlar, bayan öğrenci olmak. 3 senedir sadece bir tane öğrencim açıkta kaldı. Ama o da kötü olduğu için değil. Geçen sene diğer bölümleri yazmadığı için. Geçen sene hemen hemen bütün öğrencilerimiz, neredeyse bayanlarda öğretmenlik bölümünü kazandı arkadaşlar. Hemen hemen bütün öğrencilerimiz. Geçen sene Deniz örneği pişman oldu değil mi? Deniz erken bıraktı gittiğin için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim anlatma... Evet Aykut. Evet, Edirne'de adresinde de var. Onu çizemedim çünkü 100 metrelik bir parkur. 100 metre koşuyorsun. Dereceleri 12 saniye 100 puan. Yani 12 saniye 100 puan. Çok kolay bir derece. YGS puan eğer 350 ise hayatında hiç spor yapmamış ol. Git orada 12-20 koş, öğretmenlik kazanırsın. Geçen sene 16 kişi alıyor Edirne. 9 tane zannetsizden girdi öğretmenlik. Bu sene değiştirirler ama onu. Buyur. Samsun'a çok kolay bir sınav var. Samsun'un geçen sene biz Samsun'u başlattık. Ama başladıktan sonra talepler bir anda azaldı. Bu sene yine Samsun düşünüyoruz. Edebiyatımız üniversite içerisinde var. Başvuran öğrencilerimiz, bize gelen öğrencilerimize bağlı. Ve aynı anda bize gelen öğrencilerin yeteneklerine bağlı. Başka? Sorusu olan? Buyurun. 9.50'den. 9.50 üniversite spor geçişi çok önemli arkadaşlar. 0.9'a çarpılıyor o oynamış olduğun lig. Çok önemli. Yani yaptığın her derece 0.9'a çarpılıyor. İyi bir şey yok, iyi bir şey. Oynadığın lig de önemli. Ama ikinci amatörde 9 sene oynadıysan sadece 9 puan alırsın. Ama üçüncü ligde 9 sene oynadıysan 20 puan alırsın. Başka sorusu olan? Buyurun. Peki hocam bu ne zaman bölünecek? Bu elenenler olacak dediniz ya. Evet. Arkadaşlar elenenler zaten teker teker kendilerini anlayacaklar, bırakacaklar. 2-3 haftalık süre içerisinde kursumuz 120 kişiye düşer. 120 kişi olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. 120 kişi olduğunu sadece pazar günleri hissedeceksiniz arkadaşlar. Pazar günleri bütün grup sınava gelecek, o zaman hissedeceksiniz. Onun dışında gruplar 20-25 kişilik olacak Haziran'dan sonra. Hazirana kadar olan süreçte arkadaşlar okul devam ettiği için salonu sabahtan akşama kadar kullanamıyoruz. Salon sadece 4'ten sonra bize ait. 4'ten sonra bize ait olduğu için de salonda kalabalık oluyor. Ama orada da o kalabalığı hissedemeyeceksiniz değil mi Ahmet? Geçen sene... Ahmet'in geçen sene bana söylediğini hatırlıyorum. Hocam biz burada 90 kişi antrenman yapıyoruz ama 3 kişi antrenman yapıyormuş gibi hissediyorum demiş. Yani o gelmiyor yani, o kalabalık olmasını istiyorsunuz. Daha geç sıranın gelmesi için. Daha geç sıranın gelmesi için. Burada merdiven antrenmanlarımız veya antrenmanlar hallettim, bir izleyelim mi onları? Örneğin, o ne, bir aç bakalım. Ben de bilmiyorum ama. Arkadaşlar antrenmanda ben çok hırslıyım. Dinlerken küfürlü bir şeyler duyarsanız kulağınızı kapatın arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kış antrenmanı arkadaşlar, kışın yapılan antrenmanlar. Benim yanıma geldiği zaman izledik ki hiçbir şey bilmiyordur arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyor. Aferin Eda! Aferin Ali!
Dilden, bildiğini değiştirme bak. Yapıyorsun ya, solsa yapıyorsun sen normalde, şimdi sağa çevirdin. Asla giderken de. Devam. Tuğba, oldu mu Tuğba? O zaman yap. Değmeyin lan şunlara, değmeyin şunlara ya. Cenk oldu mu Cenk? Siktir. Sola doğru kalkıyorsun, sağ elini kalkıyorsun. Sağ yanına beraber sağ elini kalkacaksın. Anladın mı? Abi Memre. Evet Ali bu. Evet geçelim. Hadi arkadaşlar, biraz önce küfürle ilgili de bir şey söyleyeyim. Şimdi ben antrenman başlıyorum. Saat 10 sabah. Bir anda saate bakıyorum, saat 1 olmuş. O 10 ile 1 arasındaki sürede ben kime ne dedim, kime ne söyledim, kimi kovdum. Ya diyorum, Çağrı nerede ya diyorum. Hocam kovdun yok diyorlar. Veya o süre geçiyor. Erdem niye sinirli diyorum. Hocam dedim bağırdın ya diyorlar. İnanın bana o sürede ben hiç hatırlamıyorum yani kime ne dediğimi, kime... O tip küfürler diğer videolarda çıkıp idare edin. Kötü niyetler değil, sevdiğimden. Siz, hatta ben hatırlıyorum yani Göksel'in şunu dediğini. Hocam sen bana niye küfretmiyorsun ya? Yani daha iyi yapıyorum o zaman falan, bunları hatırlıyorum yani. Böyle şeyler olduğunu ama küfür öyle derinsel küfürler değil, yüzeysel. İşten patik küfürler. Evet şuna bakalım bir daha. Bunlar da parça antrenmanları arkadaşlar, sihir suyut antrenmanları, pişin yapılan antrenmanlar. Aferin sana, bu hızlanacak biraz daha. Hatasız, Mert aferin oğlum. Bravo Mert. Bravo sana Aslı. Söylediğim yere bas. Didem öne yıkıyor, Didem. Tuğba! Çek şu dizini! Büyüme, yükselme! Yükselme! Devam et, bekleme, bekleme, devam et! Vur kafayı! Sedat, ellerin ne yapıyor orada? Çek! Ya Ahmet, Allah'ın aşkına ver hızlısı ya! Ruh gibi değil ya, hadi oğlum ya! Ver! Ver! Gel! Değiştir. Tamam mı? Bileklerini attım. Bravo Gürtan. Bileklerini attım. Şimdi arkadaşlar. İlk antrenmanımızı hatırlıyorum geçen sene. Birinci takla ikinci takla arası yaklaşık olarak yani 3 tane minder var. Oradan buraya kadar 10 saniyede geliyordu. Ahmetcan için söyleyeyim bunu. Taklayı sevmiyordu Ahmetcan. Ahmetcan dedi ki hocam ben bu taklayı yapmıyorum. Girmeyeceğim ben dedi seferiye ya. Görüşürüz dedim Ahmetcan. 4 saniyede atıyordu. Sınava girdiği zaman orayı sadece 70 saniyede geçti yani. Bu antrenmanın faktörü bu. Basket strolon var. 4 tane. İlk başladığımız zamanlarda basket strolon, 4 tane basket strolon yaklaşık olarak 11 saniyede yapılıyordu. Sınav zamanında gelindiği zaman 11 saniyede arkadaşlar futbol strolon ve basket strolon ikisi aynı anda yapılıyordu. O duruma geldi. Yani bu bol tekrarla alakalı. Ha, bunlar doğru antrenman prensipleri mi? Bunlar doğru antrenman prensipleri değil arkadaşlar. Antrenman bilgisi biraz daha geniş alanda yapılır. Yani geniş zaman diliminde yapılır. 5 aylık sürede yapılan antrenmanları mikro antrenman diyoruz. Ve yapılan mikro antrenmanlarda çok yoğun antrenmanlardır. Ve bunlar sizin canınızı çok yakar. Çünkü bir hazırlık süreniz yok. Direkt müsabaka evresi antrenmanları yapılır. Direkt yüklenmeler yapılır. O yüzden bu da çok ciddi sakatlıklara sebep olabilir arkadaşlar. Risk. Ama geçen sene Allah'a şükür ufak tefek sakatlıklar yaşadık. Ama hep sınava girebildiler. Evet. Berkay gelecek. Geçen sene bacağı kırılan bir öğrencimiz vardı. Antrenmanlarda bacağı kırıldı. Bileği. Sınava giremedi. Evet. Videomuz var mı başka? Bitirelim mi? Arkadaşlar zaman ayırıp geldiğiniz için... Oğlum bunu kapat. Kapatma. Dursun. Ne olursun ya? Alıştılar zaten. Sadece bir gün boyunca bu antrenmanın yapıldığını biliyoruz arkadaşlar. Yan, yan Ahmetcan, yan! Didem bekliyorsun! Arada bekleme, Tuğba! Bir adım daha, bravo!
Ya Bekir ya! Kapatabiliriz. Aslı sana bağırmıştım orada, evet. Arkadaşlar geçen sene sezonu 208 öğrenciyle başladık sizler gibi. Evet, bismillah deyip başladığımız insan öğrenci sayısı 120 idi. 120 kişiyle sezon sonuna kadar devam ettik. 120 kişinin arkadaşlar 113 kazandı. 7 tanesi açıkta kaldı. Bu sene şu anda başvuru 240 kişi arkadaşlar. Hala talep alınıyor. Bu sene yine talep sayı kesinlikle 120'ye geçmeyecek. O yüzden alabildiğiniz kadar YGS'ye puan alın. Alabildiğiniz kadar arkadaşlar psikolojik anlamda kendinizi donatın ve tam istekli gelin. Hepiniz için hayırlı, uğurlu olur. İnşallah dönem sonunda Eylül ayına geldiğiniz zaman hedeflediğiniz yer neresi ise oraya ulaşmış olursunuz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Saygılar. Benim telefon numaram olmayan öğrenciler varsa eğer, buraya gelip benden telefon numaramı alabilirler arkadaşlar. Efendim görüşürüz. Tamam ya, görüşürüz. Başım hoş geldin. Bulduk. Evet. Söyleyeceğim. Heyecanlar, evet. Yavuz. Hadi Yusuf ya. Niye dün eve gidiyorsun 11 gün önce diye bir gün aldın? Ne isim? Ya zaten bu arada sahne bulmuyor.